konuşma severler. İlk konuşmayı yapma görevini bana verdiler. Yani bugün benden sonra çok değerli yazar, edebiyatçı, çok ünlü Ahmet Oktay konuşacak. Daha sonra da hepimizin hocası, hocaların hocası İsmail Tunalı var. Kendi zamanını belki herkesten daha iyi kullanma şanslarına da sahipti. Çok severek çalışıyordu. Çok yetenekliydi. Benim öğrencim olmadığı halde onu büyük bir şeyle, üstün kabulle onu asistanım olarak da aldım. Ve birlikte çalıştık. Arkadaşım olarak şimdi onu... Hepiniz hoş geldiniz. Ben Aydın'ın yakınıyım ama bu kadar yakını olma şansını maalesef bulamadım. Ben Aydın'ı daha sonraki yıllarda bir ressam olarak tanıdım. Öğretim üyeliği hakkında da fazla bir fikrim yok. Yani hoca olarak dersinde nasıldı, bilmiyorum neydi, onlar hakkında size bilgi veremem. Ama Aydın, bu sene söylemem gerekirse, giderek toplumsal gelişmeler dolayısıyla giderek gündemden kalkan bir tarzı, büyük resminde gerçekçilik diye tanımlayabileceğim bir tarzın, bir biçimin temsilcilerinden biriydi benim tanıdığım yıllarda. O günden bu yana da elbette ki teknik olanakların gelişimiyle paralel olarak Aydın da resmi değiştiriyor, geliştiriyor. Ama ben onu yine de Türk resminin gelenekçi kanadının bir temsilcisi olarak görüyorum. Sayın dinleyenler, ben hoca olarak uzun konuşmaya alışmışım. Ve konuşmalarım genellikle ders mahiyetinde bir. O bakımdan bugün kendimi kısıtlamak zorunluluğunu duyuyorum.